5 7 noktasının y ye eşittir x'e göre simetriği arkadaşlar. Apsis ve ordinatı yer değiştireceğiz. 7 5. Sonra b noktasının da x e eşittir 3'e göre simetriği. Bakın x e eşittir 3 doğrusu böyle bir doğru. 7'ye 5 noktası bunun sağında kalıyor. Buna göre simetri aldığımızda neyi göreceğiz? 7'den 3'e 4 azalmış. O zaman bir 4 daha azalır. Apsis eksi 1 olur. Ordinatsa aynı hizada gittiğimiz için değişmez. Haliyle arkadaşlar eksi 1'e 5 noktası oldu D şıkkı. 2 eksi 4 noktasının y eşittir eksi x'e göre simetriyi hem işaret değiştireceğiz hem yer değiştireceğiz. 4'e 2 olacak. B noktasının 2 1'e göre simetriyi noktanın noktaya göre simetriyi orta nokta mantığı. 2 azaldı 2 daha azalır 0. 2'den 1'e 1, e 1 1 azaldı yine 1 azalacak arkadaşlar 0 oldu yani B şıkkı. 4 1 noktasının y e eşittir eksi 3 doğrusuna göre simetriği B. O zaman diyelim şimdi y e eşittir eksi 3 şöyle bir doğru. 4'e 1 noktası da birinci bölgede. Neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Buraya kadar olan uzaklık e, ordinattan kaynaklı. Sonuçta absis değişmez yine 4 olur. Ordinat 4 azalmış. Bir 4 daha azalır. Eksi 7. 4'e eksi 7 noktası. Bu B noktası. 4'e eksi 7 noktasının y eşittir. Eksi X'e göre simetriyi yer değiştir. işaretle değiştir. 7'ye eksi 4 olur. A şıkkı. 2-3 noktasının eksi 1-2 noktasına göre simetri arkadaşlar. Noktanın noktaya göre simetri olduğu için. Tabii ki orta nokta mantığıyla bakın. 2-3 Eksi 1'e 2. Eksi 1'e kadar 3 azalmış. O zaman bir 3 daha azalır. Diyeceğiz ki eksi 4. 3'ten 2'ye 1 azalmış. 1 daha azalır. Eksi 4'e 1 noktası. Şimdi bu eksi 4'e 1 noktasının 4x artı 3y eksi 2 eşittir 0 olan uzaklığı nasıl bulunuyordu? Noktayı denklemde yerine yaz. Sonra x ve y'nin katsayılarının kareler toplamı yani 16 artı 9'un kare kökü. Böylece eksi 16 eksi 12 eksi 2 daha eksi 18 3 daha eksi 15 15 bölü 5'ten 3 olur C şıkkı. Üzerinde alınan bir noktanın 2-3 noktasına göre simetriği 3'e 2'ymiş arkadaşlar. istan giderseniz bu noktanın simetriği budur k olur. Haliyle 3'ten 2'ye biraz aldığı için bir daha azalır 1. 2'den 3'e bir arttığı için bir daha artar 1 4. Böylece 1 4 noktası bu doğrunun üzerinde olacak. 1 artı 8 artı k 0. k da buradan -9 olacak. Yani simetri sorularında tersten de gitme hakkınız var. Bir noktaya göre simetriyi kendisi ise o nokta doğrunun üstündedir arkadaşlar. Çünkü bakın üzerinde olursa simetri aldığınız zaman yine mecburen ilerleyemezsiniz. sağ sola, yukarı aşağı kendisi üzerinde kalırsınız. Eksi 1 artı 2 artı k eşittir 0. K da buradan eksi 1 olacak. D şıkkı. Doğrunun özel doğrulara göre simetriğini alırken üzerinde bir x'ye belirleyin. Bu x y'nin simetriğini alın. x y'nin y, y ye eşittir x'e göre simetriyi ters çevireceğiz. y x'tir. Artık bakın x gördüğünüz yere y ye yazacaksınız. Apsis y oldu çünkü. y ye gördüğünüz yere de x ye yazacaksınız. Ordinat x oldu. Ve işte elde ettiğimiz yeni doğru budur arkadaşlar. 3y eksi 2x artı 4 eşittir 0 e şıkkı. simetriğini alırken y'nin simetriğini alacağız yerine yazacağız. x y'nin orijine göre simetriği nedir? eksi x eksi y arkadaşlar. Gideceksiniz bu noktayı denklemde yerine yazacaksınız. bakın eksi X, eksi eksi Y'den artı y artı 2 eşittir 0. Buna uygun cevabımız şıklarda Evet gördüğünüz gibi direkt a. Noktalar doğrusal olursa eğim aynı olur. Bu birinci bilgim hatırlatmış olayım bunu. İkincisi de arkadaşlar. Bu şekilde kırık doğruların toplamının en az olması için herhangi birini ya A'yı ya B'yi x eksenine göre simetri alırsanız şöyle bir şey yapmış olursunuz. A'dan C'ye uğrayıp B'ye gitmekle A'dan C'ye uğrayıp B'ye B, ye, B ye üstüne gitmek arasında fark vardır ama uzunluk olarak fark yoktur. Sonuçta CB yoluyla buradaki C üstü B yolu aynı. Biz ne yapacağız işte? Burada arkadaşlar A ve B sabit olduğu için değişmesi gereken diyeceğiz ki burada C. Ve buradaki C noktası zaten temsili bir nokta. Orada doğrusu olsun diye bakın aynı hale getirdim. B'nin e, yeni hali 3 eksi 5. Noktalar doğrusalsa eğimler aynıdır. İşte yapıyorum. Eksi 5, eksi 1. Bölü 3, eksi eksi 3'ten artı 3. Eşit olmalı. C ile herhangi birini alman yeterli. Mesela C ile A'yı alalım. 0 eksi 1 bölü k artı 3. Bundan dolayı eksi 6 bölü 6 eksi 1. Eksi 1'ler sadeleşti. k artı 3 eşittir 1 oldu. k da buradan eksi 2 geldi b şıkkı. Noktasının OB'ye göre simetriği demek hem diktir hem eşit uzaklıktır. Bu yüzden bakın şimdi ikiz kenar üçgen yapacağız. 5, 12, 13. Sonuçta bu orijinal olan uzaklık. E, i̇kiz üçgenden dolayı OC de 13 olması lazım. 13'e 0 noktası oldu. E şıkkı. 6 noktasının orijine göre simetri demek. Apsis ve ordinatın sadece böyle işaretini değiştir demek. B. X eksenine göre simetri demek. Neydi arkadaşlar şöyle görelim. Sadece ordinat işaret değiştiriyor demek. Bu da 4'e eksi 6 olacaktır. Şimdi bakın. Burada size şunu göstermek istiyorum. Ordinatları aynı. Ee, bakın e, bakın 4'e 6 noktası. Apsisleri de aynı olan şey çıkacak şimdi. 4'e 6 noktası burası. Sonra e, diğer noktamız ne? 4'e 6. 4'e eksi 6 da ne olur? Şu... B noktasına gelirsek eksi 4'e 6. Bakın böyle bir nokta bu da. Dikkat ederseniz bir dik üçgen geldi gördünüz mü? aynı hizada olması, ordinatların aynı olması veya apsislerin aynı olması bize bir dik üçgen getiriyor dik koordinat sisteminde o yüzden çizerek yaptım bu soruyu. Haliyle burası 6 birim, burası da 6 birim olduğu için 12 birim. Şurası 4 birim, burası da 4 birim. Demek ki bir kenarı 12, bir kenarı 8. 2'ye bölersek 48 birim kareymiş. B şıkkı. Bir doğrunun simetriğini alırken üzerinde bir xy alın, onun simetriğini alın arkadaşlar. xy'nin bire bire göre simetriği nasıl olur? Şöyle düşünebilirsiniz bakın. Buraya k l v l diyelim. k x'in toplamının yarısı 1'dir. Bu yüzden k buradan 2 eksi x olur. Sonra y ile l'nin toplamının yarısı yine 1'dir. l de buradan 2 eksi y olacaktır arkadaşlar. Gideceğiz. Yeni noktanın Apsis ve ordinatını denklemde yerine yazacağız. Bu kadar yeterli. 2 2 eksi x artı 2 eksi y artı 2 eşittir 0. Böylece 4 eksi 2 x artı 2 eksi y artı 2 eşittir 0. Bundan sonra eksi 2 x eksi y artı 6 eşittir 0. Pardon şuradan 4 buradan 2 buradan 2 8'miş orası. O zaman burada eksi ile çarparsak bakın 2x artı y eksi 8 eşittir 0. Normalde bulduğumuz doğru da cevap şıkkına uydurmak için sağ tarafa attım. Böylece e şıkkı geldi. Devane uzunluğu 24 metre olduğuna göre 12 12 tam ortadan ikiye ayrıldığı için böyle olacak. Sonra arkadaşlar tabii ki bizden k noktasının koordinatlarını istiyor. Olay aslında şu. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6. 60'ın karşısı 6 köküç olacak. Ve bizden absis ve ordinatını istiyor. 6 köküçü 6 c şıkkı. Şöyle bir çizim yaparak bunu anlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi eksi 7'ye bir noktasının y eşittir mx'e göre simetriyi böyle temsil olarak y eşittir mx alayım bu noktanın bu doğruya göre simetriği diktir ve eşit uzaklıktır değil mi? Ve bu neyin üzerindeymiş? Y eşittir. Eksi x üzerindeymiş bu nokta. Y eşittir eksi x üzerindeki bir noktanın özelliği nedir? Apsisi a ise ordinatı eksi a'dır. Şimdi bundan sonra şunu görelim arkadaşlar. Burada bir noktanın bir doğruya göre simetriği diktir ve eşit uzaklıktır ya. Ben şunu söylerim. Orijine göre uzaklığı bunun 7, 1, 49, 1 dahilli 5 kök 2 değil mi? Haliyle şöyle birleştirirsem bu noktanın arkadaşlar yine orijine olan uzaklığı yeni noktanın da 5 kök 2 olacak. Ve 5 kök 2 olduğu için şöyle bir dik üçgen yaparsak burası 5 burası 5 çünkü y eşittir eksi x'in özelliğine 45 derecelik bir açı yapması haliyle arkadaşlar noktanın ordinatı soruluyordu bize. Böylece 5'e eksi 5 olur. Ordinat eksi 5 olur. Şimdi yalnız bu şıklarda yok. Çünkü biz y eşittir mx soru söylemedi arkadaşlar bize. Pozitif eğimli bir doğru kabul ettik ve böyle bir şey olmasında hiçbir mahsuru yok. İkinci olarak yani ordinatı kaç olabilir deseydi daha iyi olurdu o yüzden. İkinci durumda arkadaşlar eksi 7'ye 1 şöyle alırım. Böyle negatif eğimli bir y eşittir mx derim. Hatta biraz daha böyle yatık yapalım. Y eşittir mx diyelim. Buna göre simetri arkadaşlar bakın böyle bir nokta olsun. Ve bu nokta şimdi y eşittir eksi x üstünde olsun. Bakın böyle ee, a'ya eksi a diyeceğim yine bu noktanın koordinatlarına. Ve artık yine yorumum nedir? Sonuç olarak bakın ikizkenar üçgen olacağı için. Burası 1 birim, burası 7 birim olduğu için uzunluk 49 artı 1'den 55 kök 2. Bu ikizkenar üçgenden yine 5 kök 2. Ve a'ya eksi a da zaten bakın burası da a, burası da a olduğu için a kök 2 eşittir 5 kök 2 olacak. A da buradan 5 yani o zaman şunu söyleyebilirim. Apsisi bu sefer eksi 5, ordinatı da 5 olacak. Çünkü 3. 2. bölgede pardon İkinci bölgede olduğu için apsis negatif ordinat pozitif olması lazım. C şıkkı.